Arkadaşlar merhaba. Opel H kasa araçlarında araç çalıştırıldığı zaman kısa bir süre sonra soğutma maddesi seviyesi kontrolü uyarısı alırsınız. Bu uyarıyı aldığınız zaman aracın genleşme tankında bulunan su seviyesini kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer su tankında bulunan antifrizli su gösterginin altındaysa bu uyarıyı alırsınız. Ancak Opel H kasa araçlarda bu sorun kronik bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Genleşme tankında su seviyesi normal olmasına rağmen zaman içerisinde bu uyarıyı vermektedir. Tabii ki kullanıcı genleşme tankını kontrol edince suyun normal olduğunu görmekte. Ama bu uyarı arkadaşlar her seferinde şuradaki OK tuşuna basarak ekrandan silmemiz gerekiyor. Tabii ki belirli bir zaman sonra da bu sinir bozucu bir hale geliyor. Şimdi bu soğutma seviyesi uyarısını bu ekrandan silmeniz için birkaç yol var. Bunlardan bir tanesi genleşme tankını değiştirmenizdir. Genleşme tankını değiştirmek kesin çözümdür. İkinci bir yöntem genleşme tankının temizliğidir. Çünkü bu uyarı genleşme tankının içerisinde bulunan sensörlerin zaman içerisinde tıkanması, kirlenmesi, suyu okuyamamasından dolayı, analiz edememesinden dolayı bu uyarıyı vermektedir. Ben bazı videolarda görüyorum. Genleşme tankını kireç sökücüyle veya farklı kimyasallarla temizliyorlar. Bu kısa süreli bir uyarıyı silecektir. Ancak kesin çözüm değildir. Tekrar ediyorum, bu işin kesin çözümü genleşme tankının değiştirilmesidir arkadaşlar. Çünkü orada bulunan sensör zaman içerisinde aşınıyor. Bir de bu Opel araçlar yüksek sıcaklıkta çalışıyor. Bu yüksek sıcaklığa sürekli maruz kaldığı için buradaki sensör zaman içerisinde aşınabiliyor, özelliğini kaybedebiliyor. Ben size bu uyarıyı silmenin başka bir yöntemini anlatacağım. Ancak burada size şunu belirtmek istiyorum. Bu doğru bir yöntem değildir. Ancak maliyet açısından çok ucuz bir yöntemdir. Bunun nasıl yapıldığını biraz sonra ben size anlatacağım arkadaşlar. Bunun yapılma şekli şu şekilde oluyor. Genleşme tankına giden kabloyu çıkararak sanki oradaki sensörden doğru veriyi alıyormuş gibi tekrar aracın beynine bir sinyal gidiyor. Bu şekilde soğutma maddesi seviyesi normal olarak gözüküyor. Bu tasvip ettiğim bir yöntem değildir. Tekrar üzerine basarak söylüyorum. Ancak bu ekrandaki bu uyarıyı silecektir. Ya kötü tarafı şudur. Belki araç gerçekten su eksiltmiştir. Ancak biz bu uyarıyı ekranda göremeyeceğiz. Çünkü direkt bağladığımız için her seferinde soğutma seviyesi normal olarak gözükecektir. Yani su eksilse bile ekranımızda bu uyarı düşmeyecektir. Şimdi bunun nasıl yapıldığını birlikte size öğreteceğim. Size anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak bir sanayiye gitmem gerekiyor. Arkadaşlar sanayide oto elektrikçinin yanına giderek ekranda beliren hatayı sonlandırdık. Soğutma seviyesi uyarısı alıyordum. Dikkat ederseniz artık ekranda bu uyarıyı almıyorum. Yapılan işlem en ucuz olan işlemdi. Videoyu hatırlarsanız 3 tane yöntem söylemiştim. Bu yöntemlerden bir tanesi soğutma kabının değiştirilmesiydi. İkinci yöntem soğutma kabının temizlenmesiydi. Üçüncü yöntem ise direnç atılmasıydı. Ben en maliyetsiz olan üçüncü yöntemi seçtim ve aracın genleşme kabına giden kablonun ucuna direnç atarak işlemi gerçekleştirdim. Hemen size göstereyim. Arkadaşlar genleşme kabımız bu. Yapılan işlemi anlatıyorum ben size. Genleşme kabının hemen şu arasında, hemen şurada parmağımın ucuyla gösteriyorum arkadaşlar. Bir soket var. Bu soketi usta yerinden çıkararak soketin içerisine küçük bir direnç uygulaması yaptı. Küçük bir bakır teli soketin içerisindeki gözeneklerden birine, sonra diğer ucuna soktu. Yerine taktı. Bu şekilde aracın soğutma seviyesi uyarısı sonlanmış oldu. Üçüncü yöntemdir bu. En ucuz yöntemdir. Ancak doğru bir yöntem değildir. Doğru olan genleşme kabının değiştirilmesidir. Teşekkürler.